Garip bir şekilde ben neredeyse hiç Age of Mythology oynamadım. Hatta Age of serisini o kadar az oynadım ki şu an nasıl oynandığını bile hatırlamıyorum. Strateji oyunlarında benim tercihim farklıydı. Ama bu oyunun remake'ini gördüğümde merak ettim. Ve oyunun key'ini gönderdiklerinde de kolayca deneme fırsatım oldu. Kısacası bu video direkt oyunun incelemesi olacak. Orijinal oyunla karşılaştırmayacağım çünkü oynamadım. Age of Mythology bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Kendi şehrinizi kuruyor ve askerler yetiştirip karşılaşmayı kazanmaya çalışıyorsunuz. Mitolojide farklı olan ise savaşın teması. Antik çağda farklı medeniyetler ile oynuyorsunuz. Her medeniyetin kendi tanrıları ve bu tanrılara bağlı özellikleri askerleri var. Şu an oyun içerisinde 4 farklı medeniyet var. Yunan, Mısır, İskandinav ve Atlantis. Atlantis de Yunan değil mi diyebilirsiniz? Doğru ama onların hikayesi farklı. Oyuna başta eğitimle girdim çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Eğitim başında oyunu tanıtan bir video izliyoruz ve ardından Arkantos isimli Yunan kahramanla oynadığımız ilk bölüme başlıyoruz. Sağ tıkla ilerliyoruz, düşmanlara vuruyoruz, yukarıdan tanrı büyülerini kullanıyoruz vesaire. Kısacası birimleri nasıl hareket ettirdiğimizi gösteriyor. İkinci bölümde ise hiçbir şey yok çünkü eğitim bu kadar. Binalar, farklı tanrılar, birimler, yükseltmeler, sıralı komutlar, bunların eğitimi yok. İlk eğitim bu kadar basit olunca gerçekten yeni oyunculara hitap eden bir oyun yaptıklarını düşünmüştüm. Ama oyun hiçbir şey anlatmıyor neredeyse. Çözümünü de bulmuşlar. Fakat onun da işe yaradığını düşünmüyorum. Çoğu strateji oyununda olduğu gibi Retold'da da tek kişilik hikaye modu var. Bunlar campaign'ler yani seferler. Yunan, İskandinav ve Atlantislerin kendi seferleri var. Bunların dışında oyuncuların seferlerini de oynayabiliyorsunuz. İlk sefer Yunanların yine Arkantos ile başlıyor. Kıyıdasınız ve korsanlar saldırıyor. Korsanlar gelmeden bir ordu kurup hazırlanmanız lazım. Farklı binalardan birimler çıkarıyor, silah deposuyla askerlerimizi güçlendiriyoruz. Korsanları yendikten sonra gemiyle adalarına saldırıyoruz ve ilk şehrimizi kuruyoruz. Yani asıl eğitimler bu seferler. İlk bakışta mantıklı ve iyi geliyor. Direkt kuralları ve kontrolleri size anlatmak yerine oynatarak gösteriyor. Böylece uygulayarak oyunu öğrenmiş oluyorsunuz. Fakat oyunun başka tek oyunculu modu yok. 3 sefer ve her biri kendi kültürünü öğretiyor. Bu seferlerin eğitim yanında olduğu için çok yavaşlar. Atlantisler sonuncu olduğu için onların daha hızlı olacağını düşündüm. Fakat hiçbir seferi tamamen bitiremedim. Hepsi çok sıkıcı geldi. Özellikle ilk sefer tüm medeniyetleri anlatıyor ve 32 bölüm. Muhtemelen bu strateji oyunlarını ya da Age of serisini ilk kez oynayanlar için düzenlenmiş. Yavaş yavaş tüm oyunu öğreniyorsunuz ve takip edebileceğiniz bir hikayesi var. Fakat bu tip oyunlara biraz daha aşinaysanız çok yavaş, uzun ve hikayeleri benim ilgimi çekmedi. Ben de normal bir karşılaşma denemeye karar verdim. Mısır ve Isis tanrıçasını seçerek büyük bir oyuna başladım. Tanrı seçimi medeniyetin oynanışını tamamen değiştirmese de stratejinizi etrafında kurmanız gerekiyor. Çünkü özellikleri gerçekten farklı. Mesela Poseidon oynarken binalarınız yok edilirse içinden askerler çıkıyor. Ve bedava ölümsüz bir deniz atı veriyor. Thor'un verdiği büyüyle istediğiniz yere altın madeni koyabiliyorsunuz ve cüceleriniz daha güçlü. Kronos binaların yerini değiştirebiliyor ve ölen yaratıklarınızın ücretinin bir kısmını geri alıyorsunuz. Şu an oynadığım Isis'te ise güçlendirmelerim daha ucuz ve anıtlarım etraflarını diğer tanrıların büyülerinden koruyor. Oyunun ana mekanikleri ise basit. 4 farklı kaynağımız var ve bu kaynakları harcayarak binalar inşa ediyor, birimler üretiyor ve şehrimizi bonuslarıyla güçlendiriyoruz. Kaynakların en başında yemek var. Avlanarak, meyve toplayarak, balıkla ya da çiftlikle topluyorsunuz ve neredeyse tüm insanlar için gerekli. İkincisi odun ve sadece ağaçlardan toplanıyor. Sonuncusu ise altın ve muhtemelen en önemlisi. Çünkü en nadir kaynak bu. Madenlerden topluyorsunuz ve bu madenler bitiyor. Tekrar ortaya çıkmıyorlar. Bir diğer yol ise marketler ve şehirler arasında kervanlar oluşturmak. Dördüncü ise iyilik diye çevrilmiş olan favor. İyilik borcu gibi düşünebilirsiniz. Tanrılara tapıyorsunuz ve onlar da size iyilikler veriyorlar. Mitik yaratıklar, büyüler, büyülü ekipmanlar, binalar gibi farklı yerlerde kullanılıyor. Ve bu iyiliği her kültürde farklı şekilde topluyor. Mısırlıların anıt dikmesi gerekiyor. 5 anıtın her biri bir öncekinden daha pahalı ve daha güçlü. İlerledikçe de çağ atlayabiliyorsunuz ve her çağda 2 küçük tanrıdan birini seçiyorsunuz. Bu seçimlerde size yeni büyüler, teknolojiler ve birimler kazandırıyor. Mısırlılar aynı zamanda bir firavun ve rahip ile başlıyor. Firavunların büyüleri var ve bir binayı güçlendirebiliyorlar. Rahiplerin ise güçleri tanrıya göre değişiyor ve görüş veren dikili taş inşa edebiliyorlar. Kültürlerine özel birimleri de var ancak asıl farkları yaratan bunlar değil. Her kültür kaynakları farklı biriktiriyor ve harcıyor. Mısırlıların her kaynak için bina inşa etmesi gerekiyor ve işçileri diğerlerinden yavaş çalışıyor. Fakat binaları odun gerektirmiyor. Mısır ilk düzgün oynadığım medeniyet olduğu için çok iyi oynayamadım. Şehri kurarken bayağı bir tökezledim ve sürekli neyin ne olduğunu arayıp durdum. Çünkü seferi oynamamış ve Mısır'ın eğitimini geçmemiştim. Fakat zorluk kolaydaydı ve kazanmam sadece 12 düşman olduğu için uzun sürdü. İskandinavlar ise direkt agresif medeniyet. Kaynak toplama sistemleri bile agresif. İskandinavların iki farklı işçi birimi var. Toplayıcılar ve cüceler. Cüceler altın toplamada daha iyi. Ama iki birim de tüm binaları inşa edemiyor. Sadece öküz arabası, çiftlik ve ev. Diğer tüm binaları piyadeler inşa ediyor.
Yani savaş sırasında askerlerinizi toplayıp oraya bir şehir kurabiliyorsunuz. Kaynak toplama mekanikleri de buna uyumlu yapılmış. Mısırlılar kaynakları geri ambarlara götürmeleri gerekirken İskandinavlar öküz arabalarını bırakabiliyorlar ve bu arabalar hareket edebiliyor. Yani sürekli ilerleyerek tüm kaynakları toplayabilirsiniz. Ayrıca İskandinav tanrıları ile iyilik savaşarak kazanılıyor. Yani yapmanız gereken sürekli savaşmak. Bu sefer yapay zekayı zor almıştım ama yine bir tehlike oluşturmadılar. Sanırım sorunları yayılmacı oynayamamaları ve bu yüzden hareketsiz kalmaları. Oyundan sonra özgüvenimi topladım ve çok oyunculuğuma da girdim. Oyunu 6. oynayışımı sanırım ve kesinlikle kazanacağımı düşünmüyordum. Çünkü kafamda bu oyunu online oynayanlar Age of ustalarıydı. Bu sefer Atlantis'liler oynadım. İsimlerini ilk gördüğümde biraz kafam karışmıştı. Atlantis zaten Poseidon'un şehriydi. Neden Yunanların değil de Titan Panteonu'ndaydı? Seferini oynayınca anladım. Bunlar Atlantis yok olduktan sonra Titanlara sığınan halkmış. Atlantis'lerin farkı birimlerinin daha elit olması. İşçileri kaynakları bir yere götürmek zorunda değil ve daha dayanıklılar. Fakat yavaş ve pahalılar. İyiliklerini görüş sağlayan kahinlerle kazanıyorlar. Ve bu kahinlerin arasında mesafe olması gerekiyor. Savaş birimleri de aynı şekilde daha elit. Kendilerini kahraman seviyesine yükseltebiliyorlar ve yine pahalılar. Tek bir birime iki kere kaynak harcıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. İlk oynadığım çoklu oyunculu oyun gerçekten kolaydı. Karşımdaki bana hiç saldırmadı, ben aynı anda iki yerden saldırınca da şansı kalmadı ve pes etti. Sonucu medeniyette en basit olanı. Yunanların farklı özellikleri yok. Birimleri ilk çağdan beri güçlü ve çeşitli. Diğer medeniyetlere karşı kahraman birimleri direkt isimli ve çok güçlüler. Ajax, Aşil, Odysseus gibi kahramanları kullanabiliyorlar. İyiliklerini ise tapınaklara işçi göndererek kazanıyorlar. Biraz kaynaklarınızdan bağışlıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu maçta ise karşımdaki tek bir ordu toplayıp üstüme girmeye çalıştı. Ben de iki farklı yerden iki orduyla saldırınca pes etti. Çok oyunculu oyunlarda garip olan şey sağ üstteki puanlar. Oyunun yarısından sonra ben rakibimden 10.000 puan ilerideydim. Yani çok daha güçlü olduğumu biliyordum. Ve o yüzden başka bir ordusu olmadığını tahmin edebildim. Bu bilginin bu kadar rahat verilmesi bana garip geldi. Hem de bu puan gerçekten mantıklı bir ölçüt. Çünkü oyundaki gücünüzü sadece ordunuz belirlemiyor. Asıl gücünüz kaynaklarınız ve teknolojilerinizden geliyor. Bunlar da puanınızı etkiliyor zaten. Stratejinizi de buna göre düzenlemeniz mantıklı. Çünkü oyun gerçek zamanlı strateji oyunu olsa da savaşlar en önemli kısım değil. Asıl önemli olan kaynaklarınız. Kaynaklarınızı ne kadar hızlı toplayabiliyorsunuz, ne kadar iyi koruyabiliyorsunuz, düşmanın kaynak toplamasını nasıl engelleyebiliyorsunuz? Bunların hepsini yaparken de katlanarak büyümeniz lazım. Daha çok şehir merkezi, daha çok işçi ve daha çok kaynak. Böylece sürekli askerlerinizi çıkarabilir ve düşmanların kaynaklarını da daha çok rahatsız edebilirsiniz. Oyundaki asıl odağınız bu. Bunu kötü olduğu için anlatmıyorum, bence çok iyi. Çünkü orduları mikro seviyede kontrol etmek kullanışlı değil. Savaş içerisinde yapmanız gereken tek şey hiçbir askerin kenarda beklemediğinden emin olmak ve belli birimlerin hedeflerine saldırmalarını sağlamak. Her birim bir ya da iki birime karşı daha güçlü olsa da çok fazla birim var ve kurallar olsa da uymayan çok birim var. Ben de her kültürün her birimini öğrenmek istemedim ve beğendiğim birimlerden karışık ordular kurdum. Benim seviyemde işe yaradı çünkü hiç maç kaybetmedim. Muhtemelen daha yüksek seviyelerde oynarsanız bu orduların optimal dağılımı vardır. Ama yine de en önemlisi kaynaklarınız ve ekonominizin güçlenme hızı. Oyunda böyle gerçekten eğlenceli. Yavaş ve dikkatli başlayan oyunda sonlara doğru birden fazla şehir, kışlalar, cepheler yönetiyorsunuz. Yönetimde ne kadar hızlı ve optimal olduğunuz önemli. Tek bir mağlubiyette de kaybetmiyorsunuz. Büyüler sizi kurtarabilir ya da diğer oyuncularıyla diplomasi yapabilirsiniz. Ancak burada bir sorun ortaya çıkıyor. Ben çok fazla maç oynayamadım çünkü bulmak çok zor. Oyunu buluyorsunuz, bozuluyor. Oyun içerisinde biri düşüyor ve herkes ayrılıyor. Bazen listedeki oyunlara katılamıyorsunuz. Girebildiğim oyunların hepsini de kazandım çünkü oynayanların hepsi yeniydi. Oyunu Steam'den oynayan 2-3 kişi gördüm sadece. Diğerleri Game Pass'ten oyunu ücretsiz oynuyorlardı. Onlar da muhtemelen ilk kez oynuyor ve daha casual oyuncular. Eğer oyun bulma sistemi biraz daha iyi olsaydı belki sıralı oyunlarıyla yükselebilir ve daha iyi oyuncularıyla karşılaşabilirdim. Ancak şu an bozuk ve düzeldiğinde de muhtemelen başka bir sorun ortaya çıkacak. Bana yakın olan yeni oyuncular oyunu bırakacak ve geriye sadece tecrübeli Age of Ustaları kalacak. Onların karşısında da ben kendimi çok zor geliştireceğim. Oyunun eğitimi de burada kısıtlı kalıyor. Sıralı emirleri, otomatik işçi üretimini ya da ekonomiyi anlatmıyor. Böyle olunca da oyuna girmek ve alışmak uzun sürüyor. Bu eğitim ve oyun bulma sorunu dışında oyun gerçekten güzel. Optimizasyonu gayet iyi, hiçbir takılmayla karşılaşmadım. Ama oynadığım bilgisayar bayağı üst düzey, o yüzden yanılıyor da olabilirim. Grafikleri de güzel. Bazen birimleri ayırt etmekte zorlansam da binaları ve büyüleri okumak zor değil. Tabii bir de yeni tanrı portreleri var. Beta sırasında bunlar sorun olmuştu çünkü yapay zeka yaptırmışlar. Yapımcılar yapay zeka olmadığını iddia ediyor ancak çok belli. Yaptırdıkları kişiler yalan söylemiş olabilirler ya da resimler yapay zeka destekli. Hem de bazıları gerçekten kötü.
tuzsuz duruyorlar. Zeus direkt havalı kaslı Yunan tanrısı. Önceki portreye bakarsanız yine kaslı ancak duruşu ve açısı çok farklı. Daha bilge ve soylu duruyor. Basitçe yeniler daha vanilla ve sıkıcılar. Oyun gerçekten eğlenceli. Tamamen ilk oyuna sadık mı bilmiyorum ama gerçek zamanlı strateji oyuncularının seveceğini düşünüyorum. Eğer hiç bu tip oyun oynamadıysanız ilk oyununuz bu da olabilir.